Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün Lonya, Pokea bölgesinde darp edilmiş olan bir Sikke'nin analizini yapacağız. 10. ayın 27'si 2019 yılında 2500 İsviçre frangı ile müzayedeye giren Sikke'miz 8000 İsviçre frangına müzayede satışı gerçekleşmiştir. İsviçre frangının bugünkü kurundan hesapladığımız zaman 92.320 TL gibi bir fiyat tutmaktadır. Şimdi bu sikkemiz gayet güzel, yüksek bir fiyata gitmiş. Buna fiyatının yüksek fiyatlara gitmesine etki eden nedenler, ön ve arka yüzdeki sahneler, ağırlık, kondisyon gibi konulara değineceğim. Şimdi sikkemizin ön tarafına geldiğimiz zaman 2 adet fok balığı görmekteyiz. Üst taraftaki fok balığımız sol tarafa doğru yüzmekte. Bazı tarihçi yorumculara göre, yani numismat yorumcularına göre, üst taraftaki fok anne fok, alt taraftaki fok ise, sağa doğru yüzen fok ise yavru fok olarak adlandırılmaktadır. Bu sahneyi de bu Lonya bölgesinde, Pokea bölgesindeki oradaki adacıklarda bu parayı darp eden magistratın denizi izlerken böyle bir olaya tanıklık olmuş olduğu ihtimali üzerinde durulmaktadır. Şimdi sikkemizin arka tarafına geçtiğimiz zaman ise darp tekniğinden dolayı farklı bir incüs şekli ortaya çıkmış. Şimdi sikkemizin ağırlığına gelecek olursak 2.59 gram ağırlığında hekte biriminde bir ağırlığa sahiptir. Peki nedir bu hekte ağırlık birimi diyecek olursak? Elektron, altın ve gümüş gibi değerli metallerden basılmış olan sikkelerde ağırlık çok önemlidir. Sikkenin değeri basıldığı metalin ağırlığına bağlıdır. Antik çağlarda belli bir dönemlerde basılan sikkenin ağırlığı bu sikkenin basıldığı kentlere göre değişiklik gösterebilmiştir. Aynı birimi her kent aynı ağırlıkta basmayabiliyordu. Örnek verecek olursak bir Ayyina gümüş stateri 12.2 gram gelirken bir Korinfos stateri 8.6 gram geliyordu. Bazı kentlerin ise ortak ağırlık birimlerini benimsemişlerdi. Bu kentler birbirlerinden çok uzak olsalar bile bastıkları sikke ağırlığı aynı idi. Alt ve üst birimleriyle birlikte esas sikkenin ağırlığı o kentin darphanenin kullanıldığı ağırlık sistemini oluşturuyordu. Bugün bilinen ağırlık sistemleri o ağırlıkların esas olarak kullanıldığı yere göre adlandırılmıştır. Ayyina'da ağırlık ölçüsü esas olarak Ayyina'da kullanıldığı için ismini oradan almıştır. Fakat aynı ağırlık ölçüsü Boyatia ve Teselya gibi Ayyina dışında da kullanılmıştır. Bu ağırlık sistemleri günümüz numismatların yaptığı bir sınıflandırmadır. Antik çağda farklı ağırlık sistemleri mevcut olmasına rağmen böyle bir sınıflandırma yoktur. Alt ve üst birimler bu büyük birimin ağırlığına göre hesaplanır. Ufak birimler daha ziyade günlük alışverişte, diğer büyük olan sikkeler ise ticari amaçla kullanılmıştır. Birimlere verilen adların bir kısmı eski çağdan günümüze kalmışlardır. Bu tür antik adlara örnek olarak tedradrahmi, didrahmi, drahmi ve obol gösterebiliriz. Eski Yunanlılar standart bir sikkeden söz ederken trite yani 3'te 1 ve hekte 6'da 1 gibi adlar kullanıyorlardı. Günümüzde antik adın bilinmediği bir birimle karşılaşıldığında bu tür birimler stater, trite, hekte kullanılmaktadır. Yani görmüş olduğumuz gibi ağırlık birimini bilemedikleri zaman trite, stater ya da hekte deniyor. Şimdi birkaç daha örnek vermek istiyorum. Mesela dekadrahmi, şöyle diyeyim, Attika ağırlık sistemine basılan sikkelerin ağırlıklarından bahsedeceğim. Mesela dekadrahmi 10 drahmi 43 grammış. Tetradrahmi 4 drahmi 17.2 grammış. Mesela çıkan sikkeler var, bazı sikkeler. Mesela bunlara diyoruz ki işte dekadrahmi. Nedir işte ağırlığı 43 gram olanlara. Tetradrahmi mesela
Athena, ön tarafta Athena figürü, arka tarafta baykuş figürlü olan parayı hepimiz biliriz, Athena olarak geçer. Mesela bunlar, baykuş yanda durmuş ise, yandan bakıyoruz hep, bu tedra drahmidir. 17.2 gram veya 17. küsür gram ağırlıklara sahiptir. Ama tam tersi baykuş ön profilden betimlenmiş ve kanatları açıksa bu dekadrahmi olarak geçer. Bunun da ağırlığı 43 gramdır. Ama şu bizim görmüş olduğumuz gibi elektron sikkemiz 2.59 gram ağırlığındadır. Bunun herhangi bir şekilde bu saymış olduğum gramlarda bir ismi olmadığı için buna hekte denmiştir. Şimdi sevgili dostlar, sikkemizin kondisyonundan bahsetmek istiyorum. Şöyle baktığımız zaman zaten altın bir sikke olduğu için herhangi bir şekilde fazla bir deforme görülmemekte. Ufak tefek böyle pürüzler var. Onun haricinde de bir kondisyon kötülüğü bulunmamaktadır. Gramajının düşük olmasından dolayı, yani 2.59 gram olmasından dolayı fiyatı fazla yüksek meblağlara gitmemiştir.